arkadaşlar, Sezer Dünya kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir NRF24L01 ile yeniden kumanda yapacağız. Daha önce de yaptık biliyorsunuz. Bugün daha farklı olacak bu kumandamız. Bunu kullanacağımız bir yer de var, o yüzden yapıyoruz. Hem kumandamızı kendi printerımızda dış kabuğunu bastırdık. Ardından içindeki tüm joystickler olsun ya da ne bileyim Arduino'su, toggle anahtarları hepsi modül halinde kendimiz kullanıyoruz. Önceki yaptığımız videoda herhangi bir drone kumandasını, bozuk olan kumandayı kendimize göre tasarlayıp çalıştırıyorduk. Bu sefer her şeyi modül halinde kullanacağız kendimiz. Dış kabuğu kendimize ait olacak şekli. Ardından içinde de 4 tane joystick'imiz var arkadaşlar. Her joystick'te 2 tane pot var. Toplam 8 tane joystick'imiz olacak bir tane kumandada. Artı 6 tane de butonumuz olacak. 4 tane joystick olmasının sebebi farklı farklı araçları aynı anda kullanabilmeyi düşünüyoruz, planlıyoruz. İlerleyen videolarda bunu görebilirsiniz. Hemen isterseniz yapım aşamasına geçelim. Ardından ufak bir testini yapacağız bilgisayar ekranında. Daha sonra da bitireceğiz videomuzu arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, montajlama işlemini hemen hemen bitirdik. Sadece somunları kaldı, joysticklerin. Onlar takılacak. Ardından kapağımızın vidaları ve somunları takılacak. O kadar. Başka bir şey kalmadı. Bir de program atacağız arkadaşlar. Hemen program atmadan önce hemen bilgisayara bir geçelim. Çizimlerini göstereyim size. Şöyle çizimlerimiz var arkadaşlar. Bu çizimleri çıkarttık. Enderus Pro'da çıktı bu. Bu da alt kısım. Belki çizimlerini altta açıklama kısmında bulabilirsiniz belki arkadaşlar. Belki koymayabilirim. Özelden yazarsanız paylaşabilirim sizinle. Daha geliştirebilir durumda çünkü. Yani bu şekilde çizimlerimiz yaklaşık 30 saat, 33 saatte mi ne baskı süresi. İkisini toplam. Yani nereden baksanız 23 saat sadece bunu yazıyor. 10 saat civarı da üst kapağı çizimini yapıyoruz arkadaşlar. Hemen programı geçecek olursak. Ufaktan anlatalım arkadaşlar. Her zaman kullandığımız NRF24.0 programı zaten. Burada kütüphanelerimizi çağırıyoruz. Ara birim haberleşmesine, kütüphanesine ekledik. Ve Arduino'nun ikisinin arasındaki bağlantıyı sağlayacak adres burada arkadaşlar. Hem alıcı hem verici de aynı olmasına dikkat edin. Burada da C ve CSN pinlerin NRF'nin. Bunun bağlantı pinlerini belirttik. Burada diğer değişkenlerimiz var. Butonlar için değişkenlerimiz. Joystickler ve butonlar için sinyal gönderim için gerekli olan byte cinsinden değişkenlerimiz burada. Burada yine reset data demişiz arkadaşlar. Bu alıcıda daha çok kullanılan bir şey. Vericide olması olmaması çok fark etmiyor bu sorunu. Alıcı daha sonra önemli. Mesela sinyal kesildi. Aracınız gider vaziyette kesildi mesela sinyaliniz. Kumandanın pili bitti. Ne bileyim çekim alanının dışına çıktık. Ne olacak? Bu verileri resetlemiş olacak aracı. Yani durması gereken konum hangi değerse bu. Mesela joystick 1 ile gaz veriyorsunuz. Durması gereken değer 127'ymiş. Dur komutu vermişsiniz. 127'yi çekince durmuş olacak aracınız. Mesela drone'da da aynı şekilde. Burada setup kısmında seri haberleşmeyi başlatıyoruz. Aşağıda verileri görebilmek için ne olduğunu, geliyor mu gidiyor mu verilerimiz, onlara bakmak için bir tane seri monitör ekranını yazdırma yapıyoruz. O yüzden açtık bunu. Buradan radyo değişkenimizi başlatıyoruz. Yani RF2401 başlatıyoruz. Verici olarak tanımlıyoruz burada. Daha sonra burada joysticklerin orta konumlarını ve ileri geri konumlarını belirleyebilmek için burada bir değişken atadık. Burada okuma esnasında şuraya yanında da yazdım. Faiz yazarsak sıfıra gidiyorsa bunu 255'e çekmemizi sağlayacak. Tam tersi çevirecek yani joystick'imizi. Bunları yarıyor. Burada pinlerimiz ona göre burada lihimledik. Değişkenlerini atıyoruz burada. Tanımlıyoruz ve kaydediyoruz. Burada da aynı şekilde butonları kaydediyoruz değişkenine. Burada da verilerin gelip gelmediğini bakacağız şimdi. Ve alıcıyı yapmadığımız için bugün vericinin çalışıp çalışmadığını bakacağız. Burada da bütün her şey bittikten sonra radyo değişkenimiz yani NRF2401'in içine göndererek karşı tarafın almasını sağlıyoruz verileri. Burada bilmeniz gereken bir şey var. Normalde bu kapalı olacak size gönderdiğim kodda. Bunu açıp buradan verilerin gelip gelmediğini bakabilirsiniz. Eğer bunu açık bırakırsanız alıcıya bağladığınız zaman kumandayı
Alıcınız düzgün hareket etmeyecektir. Kesik kesik çalışıyormuş gibi gelecek. Gaz vereceksiniz. Bıraktığınız zaman da hala gaz veriyor olacak. Onun sebebi burada delayımız var. Seri motoru sürekli meşgul etmemesi için, bir de düzgün görebilmemiz için bir saniyelik bir süre koyduk. Bu süre yüzünden buradaki veriler geç gider. Bunun olmaması için buradan ve buradan kapatmanız lazım bunu. Benim gönderdiğim şekilde kalması lazım. Şimdi bunu yaptıktan sonra hemen Arduino'muzu seçelim. Hemen portumuzu takacağız. Arduino'muzu taktık, hemen portunu seçelim. Portum seçili komşu demiş. Hemen yazalım. Atalım. Hata verdi. Niye verdi? Bakalım. Arkadaşlar benim bilgisayarımda bir sorun var. Hem iki tane şey çalışıyor. Arka planda bu hatayı vermişti. Bilgisayarı yeniden başlattım. Attım ben kodu, içinde şu anda. Hemen seri monitörü açıyorum, ona bakalım. Evet. Programı daha önce atmıştım arkadaşlar. Şuradan seri monitöre bakabiliriz. Bir saniyelik aralıklarla bize bu verileri gönderiyor gördüğünüz gibi. Mesela şuradan üstteki butonları biliyorsunuz arkadaşlar, toggle switchlerimizi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 olarak 6 tane butonumuz var sayacağız. Hemen sırasıyla ben çalıştıracağım. Ekranda göreceksiniz. Hemen şuradaki verimiz 1 olacak. Şimdi 1 oldu mesela, bakın. Boşa getiriyorum, 0 oldu. Üste çektiğim zaman alttaki 1 olacak. Ortaya çekince bir daha. Üçüncü butonumuzu deniyorum. Üçüncü sıfırımız 1 olması lazım. O da gördüğünüz gibi oldu. Hemen dördüncü butonumuz, o da 0-1'di sadece. O da dördüncü buton 1 oldu. Hemen arkasından beşinciyi yaptım. Altıncıyı getirdim. O da 1. O da çalışıyor. Güzel. Hemen joystick bir şu verimiz. 131 değeri 0'a ya da 255'e gitmesi lazım. Yavaş yavaş. 255 oldu gördüğünüz gibi. O da çalışıyor. Sıfırı da tam ters çekince olacak. Hemen ikinci joystick sağındaki, hatta ikinci joystick değil, birinci joystick'in ikinci değeri. Öyle adlandırmıştım. O da 255. Güzel. Hemen üçüncü değerimiz, ikinci joystick'in birinci ekseni. 255. Sıfıra çekiyorum. O da doğru. Mesela burada gördüğünüz gibi birinci joystick'te birinci değerimiz ileri kaktırdığımız zaman 255'e gidiyor. Ama ikinci joystick'imizin birinci değeri, ikisi de 255'e gidiyor arkadaşlar, bakın. Mesela bunlar bu sıfıra gitseydi oradaki ayardan, True False kısmından hemen değiştirebilecektik yönlerini. Dördüncü deniyoruz. O da çalışıyor. Üçüncü joystick'in birinci ekseni, o da 5 oluyor arkadaşlar. Şu 0. Alttakini deniyorum. O da 0. 255. O da çalışıyor. En sonuncudan ikinci arkadaşlar. Şu gördüğünüz. Onları deniyorum. Gayet güzel çalışıyor. Arkadaşlar şu anda Arduino'muz bütün tonların ve joystick'lerin verilerini alabiliyor arkadaşlar. Bir dahaki videoda ya da bir sonrakinin de olabilir. İlerleyen videolarımızda yani. Yapacağımız aracın üstünde denemiş olacağız bunu arkadaşlar. Kullanacağımız bir sistem oldu. Daha önce yaptığımız kumandalarımız vardı. Ama bu ayrı bir kumanda. Sistem bu kadar arkadaşlar. Çalışmasını inceledik. Evet arkadaşlar, bir projemizin daha sonuna geldik. Bugün sizlerle NRF2401 ile yine bir kumanda yaptık. 6 tane butonumuz var. Toplam 4 buton. 2 butonumuz 0, 1, 2 konumlu. O yüzden ikişer tane sayıyoruz onları. 6 tane toplamda butonumuz var. Üzerinde ise 4 tane joystick'imiz var. 4 joystick, bir tane joystick ile bir araç, 2 tane joystick ile başka bir araç aynı anda kontrol etmeyi düşünüyoruz. İlerleyen videolarda nerede kullanacağımızı görürsünüz arkadaşlar. Bizi takipte kalırsanız ne yaptığımızı görebileceksiniz. Güzel bir şey olacağını düşünüyorum. Kumandamızı bildiğiniz üzere dıştan şarj edebiliyoruz. İçinde 2S pilimiz var, lityum iyon pil. 18650 pilimiz var. Üzerinde bir tane açma kapama anahtarımız var. Herhangi bir ışığımız yok dışta. Işık koymadık. Sonradan üstüne bir delik açılıp eklenebilir. Basit. Daha tam olarak kapatmadım kapağını. Evet arkadaşlar, bugün de bu kadardı. Kanalımıza halen daha abone değilseniz tam alttaki yerden abone olabilir. Videolarımızı takipte kalabilmek için de bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.